Bu parti çok yakında Türkiye'de yapılacak ilk seçimde Türkiye'nin birinci partisi olacak. İktidar partisi olacak. Buradan rezerv alan konusunda karar alanlara, imza atanlara, vatandaşın hakkını yemeye kalkanlara. Biz bu konuyu enine boyuna inceleyeceğiz. Eğer ki birinin, bir garibanın malına rant için çöktüysen, eğer birinin malını birine peşkeş çektiyseniz, her türlü kanuni düzenlemeyle, cesaretle, kararlılıkla üstüne gideceğim, bu garibanların hakkını size yedirmeyeceğim. Söz veriyorum. Ayrıca şunu söylemek istiyorum. Hepinize değineceğim, eksik kalana da kaldırın deyip onları en sonda söyleyeceğim. Ama Hatay'ı konuşmadan geneli konuşmayacağım. Ama Hatay'ın sorunu Türkiye'nin sorunu. Koskoca Gazi Mustafa Kemal Atatürk dedi ki, Hatay benim şahsi meselemdir. İlk genel başkan dediyse son genel başkan da diyor. Hatay benim şahsi meselemdir. Hatay'da 210 okul ağır hasar aldı, yıkıldı. Yerine 106 okul yaptık dediler. İnanmadık, saydık, 18 okul yapmışlar. Kardeşim, nerede bunun gerisi? Konteynerda. Konteynerdeki okul yeni okul değil. Yeni okul 18 tane. Çocuk gündüz konteynerda, gece konteynerda. Zaten kaldığı konteyner kaldırmıyor, ikide bir elektrikler kesiliyor. Sıcaktan çıldırıyorlar. İnternet yetmiyor. Çocuk zaten evde eğitimiyle ilgili hazırlanamıyor. Konteynerdeki okuluna gidiyor. Onu da yaptık sayıyorlar. Böyle bir yerde, ya normalde 30 sene önce benim biraz yüzüm asılınca öğretmen bana diyordu ki, Özgür, seni rehber öğretmen çağırıyor, bir yere yollayacakmış. Varıyordum yanına, diyor ki, Özgür, bir derdin mi var? Ne yaptın? Niye üzgünsün? Yatılı okul, anneni babanı mı özledin? 30 yıl önce, 40 yıl önce, 40 yıl bunu yapıyordu devlet. Bugün depremde anası ölmüş, babası ölmüş, atası ölmüş, komşusu ölmüş. Bir sene önce yanındaki arkadaşı ölmüş çocuk. Okulda rehber öğretmen yok. Olacak iş değil. Bu devlet olmak bu demek değil. Ayrıca işin bir tarafı sağlık. Hastanelerde çok önemli yetersizlikler var. Dediler ki hepsini ayağa kaldıracağız. 56 tane aile sağlığı merkezi yıkılmış, yerine bir tane yapılmamış. Hepsi konteynerde, çadırda. 3 hemşire varsa deprem gecesi, şimdi bir hemşire var Hatay'da. 3'te 2'si gitmiş, ya kaybetmişiz ya göç etmiş gitmiş. Doktorlar geliyorlar, ağır yük altında kalıyorlar. Kimi zorlanıyor, rapor alıp gidiyor. Kimi korkuyor, eve giremiyor. Bir sürü zorluk var ama burada devlet gerekli tedbirleri almıyor. Türkiye'nin bütün kahraman doktorları koştular, geldiler. Hatay'da günlerce çalıştılar. Bütün illerde çalıştılar. Bir seferberlik ilan etseniz, bir görev verseniz kaçacak kimse yok. Ama normal bir ilmiş gibi Hatay'a yapılan görevlendirmeler doğru değildir. Teşvik edilmeli, özendirilmeli, ek ücretlendirilmeli ama bu sıkıntılar bir an önce bitirilmelidir. Önemli bir sorunumuz da Türkiye'nin de Hatay'ın da sığınmacılar. Maalesef ve maalesef Türkiye dünyanın, bakın altını çizerek söylüyorum, dünyanın en çok sığınmacı barındıran ülkesi ve açık ara önde. Bizden sonrakilerin hepsini toplasan bizim kadar yok. Tayyip Bey Merkel'le bir anlaşma yaptı. 6 milyar doları aldı. 6 milyar euroyu Türkiye'yi açık sığınmacı kampına çevirdi.
Avrupalıların hepsinin yüzüne söylüyorum. 6 milyar para verip bizi 4,5-5 milyon sığınmacıyla burun buruna getirdiniz. Bu sorunu hep beraber çözmeliyiz. Biz bunu yapmazsak bu ne Türkiye'ye hayırdır ne Avrupa'ya hayırdır. Şimdi büyük bir fırsat var. Yıllarca Esad'la görüş dedim. Esed'le görüşmem, katil o dedi. Ben randevu istedim, gidiyorum, ben çözeceğim dedim, ben de gideceğim dedi. Haber yolladı Putin'le Esad'a, önce benle görüşsün, muhalefetle görüşürse anlaşma olmaz dedi. Şimdi git diye bekliyoruz, gitmiyor. Kardeşim bir an önce git, bu sorunu konuş. Bak Esad genel af ilan etti. Buradaki herkes giderse cezaya tabi olmayacak. Bu fırsat bugün kaçarsa bir daha olmayacak. Hazır genel af varken, hazır ben bütün dünyadaki sosyal demokrat partilerin, sosyalist partilerin, sol partilerin liderleriyle konuşuyorum. Sığınmacılar Suriye'ye dönsün, para meselesi kolay diyorlar. Ama sakın bize yollamayın diyorlar. Gidelim, dünyadan parayı bulalım, Avrupa'dan desteği alalım, bunların evini, okulunu, hastanesini yapalım, iş yerlerini oraya açalım, memleketlerine yollayalım. Vallahi de billahi de bizim fakirimiz bize yetiyor, bizim yoksulumuz yetiyor, bizim çocuğumuz işsiz, iş bulamıyor. Artık bu fırsatı kaçırma, Esad'a git, anlaş, el sıkış, hazır af çıkmışken davulla zurnayla yollayalım bu arkadaşları. Çağrım şudur. Eğer adım atmazsa ben atacağım. İşi çözümsüzlüğe doğru sürüklemesini de doğru bulmuyorum. Daha dün yeni belge geldi. Belgeyi dün gösterdim mitingde. Geçici sığınmacıların kalma süresinin uzatılması, İş izni olanların, çalışma izni olanların süresinin uzatılması, olmayanlara çalışma izni verilmesine uğraşıyorlar. Biz diyoruz Antarktika, o diyor kulağıma Antarktika. Duymuyor bizi, dinlemiyor bizi. Bunu kabul etmiyoruz. Bunu kabul etmiyoruz. Bu sığınmacıları kalıcılaştırmak, ucuz iş gücüne krizi öyle yenecekmiş. Yarım asgari ücrete çalıştıracakmış. Bunların tamamı Türkiye'deki işsizliği büyütür. İşi olanı da işten atarlar, Suriyeli alırlar. Bu işler yanlış işler, tehlikeli işler. Buradan uyarıyorum. Gidelim. Ben ayrı gideyim, sen ayrı git. Birlikte gerekiyorsa gidelim. Türkiye'deki diğer siyasi partilerinde temsilcileriyle, liderleriyle gidelim. Bu milli meseleyi sen başımıza açtın. Ama hep birlikte çözelim. Yeter ki bu sığınmacı sorununu bir an önce bitirelim. Bu çağrımı tekrarlıyorum.